Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün neler yapacağız? Köy hayatında günlük işlerdeyiz yine. Ne işlerimiz varsa onları yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çuvalımın içinde kaya tuzu var. Dünden alara Soma'dan kaya tuzu aldım. Biliyorsunuz ben danalara kaya tuzu veriyorum ancak önlerinde kalmadıydı. Bittikten sonra da 1-2 hafta mı 1 ay mı artık veremedim. Şimdi aldım. Bugün bu neyse birazdan keser açarım bunu. Bu kaya tuzlarını veririz. El arabası o inşaattan getirirken arkada kalmış traktörü. Bu buradan inecek. Arkasına kepçe falan takılacak. Gübre havuzu yine bizim dolmuş. Gübre havuzunu temizleyeceğiz. Yapacak işimiz çok arkadaşlar. Vakit kaybetmeden önce kaya tuzunu danaların önüne verelim. Ondan sonra da yapılacak olan işlerimize başlayalım. Hadi bakalım, kanalımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Köy hayatı seven herkesi Anıl Şahbaz YouTube kanalına abone olmayı bekliyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Hatırlatmamızı yaptık. Vakit kaybetmeden şu çuvalın içindekiler çıkartıp işimize başlayalım. Şşt. Şimdi şuradan bıçakla bir keselim. Bunlar böyle çuval içinde satılıyormuş. Ben ayrı ayrı sanıyordum. Kaç top alırsak kiloyla satılıyor diyordum ama demek ki öyle değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu gerçi her yerde farklı. Daha önceki aldıklarım tek tekti de. Bunlar da bu şekilde. Her danaya birazcık koyacağız. Çuvalda 4 tane mi çıktı ya? Ben daha fazla sandım. Kırsak da olurdu aslında da. Neyse. Şunu birini götüreyim. Gideyim dananın önüne koyayım. Buraya koydum, çuvaldan çıkardım hepsini. Buradan bir bir alıp vereyim arkadaşlar. Birinci danadan başlayalım. Oğlum. Ne yaptınız bakalım? Bak tuz getirdim size. Verin bakalım. Al. Gerçi hepinizin önüne birer tane koyacağım. Seninki şurada köşede dursun. Al bakalım. Bir aydan beri falan önünüzde tuz yok. Geç bile kaldık. Tuz koymakta. Bakın nasıl da yalıyor arkadaşlar. Şimdi bu tuzun nelere faydası olduğunu da ben sizlere söyleyeceğim. Hayvancılık yapanlar zaten biliyor da hayvancılık yapmayanlar şimdi beni izlediği için Anıl'dan alan yönüne bu tuzu koyuyor ama bu tuz ne işe yarıyor diyebilirler. O yüzden açıklamasını da biraz sonra yapacağım. Önce bir tuzlarını verelim. Bakın dana yalamaya başladı bile. Vakit geçirmeden diğerlerine de vereyim. Bu da ikinci dananın tuzu. Bunu da alalım. Gel oğlum. Al bakalım. Bu da senin tuzun. Hepinizin yanında tuz olacak. Vallahi hemen de yalama başladı. Hayvanların tuza ihtiyacı varmışmış. Bakın diğeri nasıl deliriyor. Şimdi bunlara bir şey verdim de ona vermedim ya daha. Sinirinden neler yapıyor bakın. Ön ayağını yemeğin içine sokup karım kaşım karıştırıyor. Tamam, sana da geliyor. Üçüncününkine de alayım. Hatta diğer elimle dördüncününkine de alayım. İki tane bir. Verin bakalım. Senin bu. Bunu da şuraya koyayım. Bu ikile ikisi de buradan Ersin'in abunu. Bir de küçük tekerlek var. O kaya tuzu değil. Onu da diğer küçük simantelin önüne koyayım. Ne oldu? Ön ayağını yeminin içine sokup da karıştıracak adam varmış mı? Dağılmış mı oğlum? Boynuzunla vurup da dışarı atma, tamam mı? Genelde huylarıdır arkadaşlar. Boynuzundan vurup yeminin içinden dışarı atarlar. Ben şöyle bir susayım. Bir yem yalama sesi dinliyorum. Abi iyi ki de almışım. Aslında benim aklımda bu. Her ilçeye gittiğimizde
unutuyorum. Araya bir sürü şey giriyor. Malzeme alırken bu tuzu ihmal ediyoruz, unutuyoruz. Almadan geliyorum. Yorumlarda da birkaç abim ya da kardeşim yorum yapmış. Hayat uzun eksik etme diye. Tamam dedim, bir dahakine unutmayacağım. Dün aldım, bugün verdik. Ama maşallah hepsi de nasıl saldırdı vallahi tuzu. Şimdi arkadaşlar, bu kaya tuzunu neden verdik biz? Bu kaya tuzu da hayvanlar için aynı insanlar gibi böyle, nasıl desem, temel besin maddesi gibi bir şey yani. İnsanlarda da olduğu gibi tuz ihtiyacı, hayvanlarda da tuz ihtiyacı oluyor. Vücutları arıyor yani bu tuzu. Gerekli vücutları için gerekli bu tuz. Gerekli vitamin mineralleri de alıyorlar bunlar bu tuzdan. Çünkü bayağı bir çok vitamin mineral var bu tuzun içinde. Aynı zamanda da arkadaşlar, hayvanların vücudunda bulunan sodyum, klorür, ondan sonra potasyum, magnezyum, bunlar gibi minerallerin dengesini getirilmesinde yardımcı oluyor. Bunların dengelerini getirilmesi için hayvanlara kullanılan bir tuz türü yani bu da. Farklı tuzlar da var da, ama kaya tuzu diğerlerinden hepsinden iyi geliyor. Biz de bu saydığım şeyler dolayısıyla hayvanlara kaya tuzumuzu koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi benim yemlikler ayrı zaten. Normalde büyükbaş yapanlar bu yemlikleri birçoğu yerde gördüğümde ayrı ayrı olmuyor. Boydan boy uzun oluyor. Bizim ahır eski bir ahır olduğundan, zamanında yapıldığında bu şekilde ayrı ayrı yapılmış. Gerçi hayvanlar istediği zaman bir yan tarafındakine ulaşabiliyor da, yani istese yanına sokulup diğerinin yemini yiyor. Ben zincirlerini kısıyorum ama çok da kısarsam bu sefer yatarken rahat edemiyorlar. O yüzden çok da fazla kısamıyorum. Ama zamanla alışıyor yine hayvanlar kendi önündekini yemeye. Bazı cins danalar olursa yanındakini rahatsız edebiliyor. Mesela şu bizim dördüncü dana her zaman için yanındakini rahatsız etmesini çok sever. Şu an görüldüğü gibi. Vallahi bunlar bu gidişle bir saat, bir buçuk saat tuz yalar gibi geliyor bana. Neyse arkadaşlar, danalarımız tuzlarını yalasın. Biz gidelim diğer işlerimizi halledelim. Lan yumurta. Yumurtaların tepesini yapma, kalk. Buraya yem koyacaksın. Yemin içinde kalırsın. Bak, hem yumurtalar kalır hem sen kalırsın. Kalk. 3 tane yumurta çıktı buradan. Diğerleri nereye yumurtladı acaba? Şu arpalardan boşaltalım arkadaşlar. Arpa lancasının biri boşalmış. Yedek getirdiğimiz zaman lancalar dolunca şuraya yan tarafa koyuyoruz biliyorsunuz. Bu arada arpa çuvalının ağzını her seferinde tırırırt açardım. Bu son aldığım arpalarda mı var bir tuhaflık, bende mi var bir tuhaflık anlamadım. Niyeyse arpa çuvalının ağzını açamaz oldum abi. Bak. Neyse ki açtık. Şşt. Hay. Hemen gelecek buraya yatacak yemek için. Buradan bir çuval daha koyalım. İkinci çuval. Bu arada son dananın önüne tuz koymayı unuttum. Küçük simantelimizin. Onun önüne de bunu koyayım arkadaşlar.
Bu zaten diğerinkini ercik de. Bir çuvalda 4 tane çıktığından hadi sonuncusunu yanındakini yalar diye dibine koydum. Gerçi bu bundan da yalıyor. Neyse. Tamam hadi bakalım. Havamız bugün biraz sıkkın. Hayvanların suyu var mı yok mu diye kontrol etmemiz lazım. Yemleri bitmiş. Suları dolu ama çamur yapmış da. Bunun içinde az var. Bunu alalım. İple yukarı asacağız bu suyu. Yere koyduk mu çamur yapacaklar bak. Olmuyordu aslında çamur ama bazen oluyor demek ki. Şu suluğu gideyim arkadaşlar, doldurayım ben taze. Tazesini doldurayım. Onu da ipi asayım yukarı. Bu suluğun birini zaten buradan alacağız gibi. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu hiç buraya getirmeyiz. Bu suluğu da su doldurup yukarıya ipi asarız. Çünkü bugün akşam bu işi çözmeye biraz niyetli gibiyim. Erkek horozları öbür tarafı geçirme gibi bir niyetim var bakalım bugün. Şimdi bugün gündüz içi gün içerisinde olmaz da çünkü tavuklar dünekte değiller. Hadi buradakileri yakalarız da dışarıdakileri erkekleri yakalayamayız. O yüzden akşam üzeri yapacağım. Burada kaç tane erkek var diye soracak olursak gene alacak olduklarımız 2 3 4 tane falan erkek alacağız burada. 2 tanesini bırakacağım domuzluk. Bunların içinde. Tavuk kümesinden çıkardığım suluğu buraya getirdim arkadaşlar. Su doldurdum içine. Dışarıdaki civcivler de su, tavuklar yoğurt olsun içine eriyor da civcivler belki yeremez diye buraya koydum. Ama eriyorlar. Şimdi şu arabacı traktörün arkasından sökelim. Bu inşaata götürdüm şu babam en son. Oradan gelince traktörün arkasında kalmış. Niye çıkmadı lan bu? Heh. Arabacıyı buraya koyalım. Eldiven de düşmüş bak. Şimdi traktörü çalıştırıp gidip kepçeyi takalım. Buradaki bu zinciri de alalım. Çünkü babamla en son kepçeyi inşaata götürdülerdi. Yerine çıkartırken yere düşürmüşler kepçeyi. Yere düşürdükleri için şu an yerden kaldıramayacağız. Zincir bağlayıp hidrolik kolları yardımıyla kaldıracağız. Gel ya patlatır bir de. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl kaydı abi böyle ya? Allah Allah. Kesmek nerede? Taşlar nerede? Bizim şey nerede? Ortadaki hidrolik komple açılmış. El gücüyle kalkan bu. Nereden kalkacak? Kalkmaz. Adam belini sakatlar. Nasıl yapacağız şimdi? Şu zincirle bir çaresine bakmam lazım. Şimdi bunun burasından kaldırsam yine hidrolik açılır kalkmaz. Nasıl bir şey yapsak ya? Ya da burasından kaldıracağız, geri geri geleceğiz. Geri geldikçe piston kapanacak. Olur mu öyle? Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Geri geri gelsem. Çok gelemem çünkü şeyler aşağıda. Bu demirler çarpar. Şuradan ortadan bağlasam daha iyi de. Neyse bakalım. Neyse bakalım şuradan bir deneyelim. Denemeden öğrenemeyiz biz bunu.
Şuradan bağladım. Şöyle bağladım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yavaş yavaş kaldırayım bakalım. Ya temeli bozarız. O zaman tösmeyi getireceğiz, altına koyacağız. Tekrar bağlayacağız ondan sonra. Aynen, tekrar bağlayacağız. Şimdi biraz yükseltmiş olduk. Arkadaşlar biraz kaldırıp altına takoz koydum ya. Şöyle bir şey yapma karar verdim. Biraz öne gelecek. Onları takacağım. Orta kolu takabilmek için geri doğru ittireceğim traktörü. Geri doğru ittirince piston da kapanacak diye düşünüyorum. Niyetim öyle. Bu zincir görevini tamamladı. Bu zinciri buradan sökeyim. Ya oradan sıkışmış lan bu da. Çıktı. Şimdi bunu asılacağız bunu. Biraz buradan beri Allah'ım uğraştığımız şeylere bak. Hem kepçenin için öne gelmesi lazım. Benim bunu buradan takabilmem için. Öne de geliyor mu ya? Geldi mi? Üh. Geldi. Çok bile geldi ha. Allah. Biraz şuraya gevşedim. Orta kolu. Tamam. Burayı taktık. Tamam arkadaşlar. Şimdi sırada geri gelmesi var. Şu zinciri toplayalım. Traktörle geri geleceğiz. Takviye fites de kalın da yavaş yavaş gelin. Edeyim. Vallahi arkadaşlar hidrolik golün çivisini de alalım. Tam denk geldi gibi geldi bana. Tam denk gelmiş. Şuradan buna da taktık mı? Tamam. Pistonu da takalım. Tamamdır. Çalıştırabiliriz. Haydi. Arkadaşlar başımıza gelenlere bakın. Tam kepçeyi ayarladık, taktık, geldik derken anca kepçeyi havaya kaldırıp da römorku takacaktım, getirip buraya çıkartacaktım. Tam o sırada boru patladı. Baksanıza. Borunun patladığını da fark edemedim. Hiç yağ da fışkırmadı. Şuradaki boru kırılmış, patlamış. Ayaklarımızın yanına komple yağ döküldü. Bu şekilde bunlar çalışılmaz. Bakın şurası kopmuş. Bu buradan kopmuş. Oraya kaynak yaptırılması lazım. Buradaki vidadan sökülecek. Kaynak yaptırılacak. Yani bugün bizim gübre işi iptal oldu. Oraya göre bir anahtar bulup sökmemiz lazım oraya. Anahtar takımı köyde kaldı arkadaşlar. Köye almaya gitmeden boru anahtarıyla sökebilir miyim acaba diye düşündüm de. Bir deneyeceğim. Olmazsa köye gidip anahtar takımını alacağız, geleceğiz.
Bununla biraz zor olabilir. Yine de bir deneyeyim dedim de. Onu gidip yaptırmamız lazım. Tuttu gene de. Gevşedi mi? Gevşedi mi? Sıyırdı mı? Ha, gevşemiş. Tamam. Gene doğru yöne doğru zorlamışım arkadaşlar. Ters yöne doğru zorlamamışım. Bunu bugün yaptırmamız lazım. Çünkü her gün traktör kullanılıyor. Bir de zeytin zamanındayız. Gerçi pistonu kullanmadığın zaman belki buradan yağ kaçırmayabilir de. Bakın çıktı. Tam şuradan çıkmış. Buradan lehim yerine böyle olması gerekiyor. Buradan kopmuş. Bu tarafını söktük, öbür tarafını söktük. Arkadaşlar parçayı söktüm. Arkada kasanın içinde. Tam dibinden, bütün halkalı yerinden, kaynak yerinden kopmuş. Arkadaşlar kaynaklattırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya kaynakladık. Bir de şurada sarı renkte görünüyor bakın. Bir de orası kaynaklı. Kırkaç sanayisindeyiz. Hemen gitmemiz lazım çünkü hayvan bakım saati geliyor. Hayvan bakım saati gelmeden köye yetişelim. Şu saat ne yaptı oğlum? Şu saat özlemiş beni. Arkadaşlar çoban evine geldik. Güneş battı, batacak. Şurayı kaynaklattırdık bakın. Tam dibinden kopmuş. Bir de şurada kalıcalı bir delik vardı da onu da kaynaklattırdık. İnşallah ters kaynaklamamışlıktır da. Takar takmaz yerine olur. Bir de ters falan yaptıysak. Bak sen gari. Bir daha gitmek zorunda kalırız. Böyle mi acaba bu düz? Öbür türlü mü? Şu anahtarlar olmasa sökemeyecekmişik arkadaşlar öbür tarafa. Şu anahtar sayesinde söktük. Çok işe yarıyor bunlar. Gerçi bu geri doğru kıvırdığında cırt cırt yapmıyor herhalde. Şu muydu o yapan? Yok lan, bu da yapmıyor ya. Yine bununla sıkacağız herhalde. Dur önce boşluğunu alayım hem şunları da. En son sıkacağımız zaman. Tamam. Şimdi sıkacağız işte. Şöyle. Arkadaşlar bayağı sıktık ama inşallah olmuştur. Yağ kaçırmaz. Biraz daha sıkalım mı şöyle? Bayağı sıktım. Öbür tarafa da sıkayım. Bundan olmayacak. Onu buradan sökeceğiz. Şimdi oldu. Şimdi oldu arkadaşlar. Tam tersi. Böyle yapacağız. Yerine takalım. Şimdi oldu. Böyle böyle sıkılacak. Baya baya dibine geldi yalnız. Gel bakalım. Bu pancar küspeniz. O iki tane pancarı.
Bu da diğer iki tane onun pancarı. Al, al senin önünde. Üzerlerine de yemleri. Önce bir rakova. Arpa dökeyim. Al, al bakalım. Seninki de burada. Al. Ne var lan, kovanın içinden yiyecek adam, yemem. Şunu bak. İşte, sen kendi önüne. Giderim oğlum sen kendi yemeğe. Köy içindeki evden besyemi gelecekti buraya ama. Al oğlum, yettiği kadar besyemi vereyim de. Yetmediğini köyden alır geliriz. Pancar, arpa, besyemi karıştırdık. Bir sonraki videoda da arkadaşlar dana başına ne kadar yem veriyorum, tek tek hepsini anlatacağım sizlere. Bu da kuzuların yemi. İçerideki kuzuları yemleyeceğiz. Şşşt. Samanlarını şuradan tepeden attıydım zaten. Elimle daha edeyim. Dur, dur oğlum, bir samanlarınızı vereyim, dur. Alın bakayım, suyunuz var mı? Suyları var. Ama maşallah, ama tosun olduğunlar da arkadaşlar ha. Baksanıza. Kocaman kocaman oldular. Bir bir eksiliyorlar yalnız. Adaklı kestiğimiz için içlerinden. Yine arkadaşlar, adaklı kuzu kestirme isteyenler olursa hakiki kurbanı adaklı kuzu kesip çevre köylerde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. O işimiz de var. Yemlememizi yaptık. Kapılarını kapatalım. Arkadaşlar, adaklı kuzuların yemlemelerini yaptım. Besidanaların yemlemelerini yaptım. Hızlıca küspeleri falan ıslamadım da onları akşamüstü akşamda ıslarız. Daha ortalık kararmadı. Şimdi kasayı buraya getirmedim. Niye getirmedim? Bakalım şu gübrenin içine bir daldıralım kepçeyi. Daldırınca ağır olacak ya içi. Ağırlığı görünce, yükü görünce kaldırırken bakalım önüşağlanacak mı diyorum. Borudan yağ kaçacak mı kaçmayacak mı onu bakacağız. Eğer borudan kaçmazsa, yükü görünce de yağ kaçmadı, sıkıntı yok deyip o zaman römorku buraya getirip işimi devam edeceğim. Tamam. Şimdi bir de pistonu basalım, kaldıralım. Şu an zorlama yavaş. Tamam arkadaşlar. Pistonu kaldırdım. Kaldırırken de dikkat ettim. Herhangi bir yağ kaçağı olmadı. Demek ki işimiz yoruldu demek. Damperi takabiliriz. Geri geri gideyim de kepçenin içine aldığımız gübreyi dökelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Az daha geri mi gideceğiz? Tamam. Şimdi kasayı takabiliriz.
Şu yağdan biraz dökelim bari şunun yaylı yerlerine. İlk başta iyiydin. Şimdi var gücümden asılıyorum, zorla açılıyor kepçe. Vallahi bayağı yağladım ama faydası olur inşallah. Yağı kaldırım. Dizler yatıyorlar artık. Traktörün önüne de yine 50 kiloluk çuval bağladım. Ağırlaştı. Kasanın içine de doldurmaya başladık. Arkadaşlar bitirdim gübre işini. Şöyle gördüğünüz gibi araba full doldu. Karanlıkta çok da görünmüyor da. Karanlık çöktü artık, anca bitirebildim. Dilim damam vurdu var ya, susadım. Traktörün arızalanması bizim içi gece bıraktırdı. Şimdi gidiyorum. Yine bunu da bahçe yaptığımız yere dökeceğiz. Allah bereket versin arkadaşlar. İşimizi bitirdik. Şimdi ne yaptık? Traktörü gittik. Römorku taktık. Gübre dolu römorku. Seneye bahçe yapacak olduğumuz yere gübreyi döktük. Geri geldik. Römorku yıkadık. Çıkardık. Kepçeyi yıkadık. Onu çıkardık. Elimizi ayağımızı yıkamadık. Kendimize zaman anca gelecek. Hay onların yanına doğru bir gelim. Vallahi arkadaşlar araba arıza yaptı. Traktör arıza yaptı. Bugün niye her şeyi yanlış söylüyorum anlamadım. Traktörün işte gördüğünüz orası arıza yaptı. Gittik hızlıca. Nasıl gittim, nasıl kaynaklattırdı, nasıl geri geldim bilmiyorum. Aceleyle gittim, aceleyle yaptırdım, geldim. Yarın için pancar küpesini ısladım. Unutmuşummuş bunu. Onu da ıslamış oldum. Danaların yemlerini zaten verdik. Danaların yemlerini verdikten sonra gübre temizlemeye başladık. Yemle arada karışıp da ziyan olmasın diye fazla saman vermedim. İyi ki de vermemişim. Önlerinde daha yem var. Az biraz saman da var. Yarın sabaha kadar hiçbir şey bırakmazlar. Önlerini tamamıyla siler süpürürler. Bugünü de bitirdik arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Köy hayatı seven herkese kanalımıza bekleriz. Zeytin sezonu yaklaşıyor. Hemen hemen nasıl desem 2 hafta içerisinde 15 gün sonra falan zeytin toplamaya başlayacağız. Hasat zamanı başlayacak. Hasat zamanı başlar başlamaz zeytinyağı satışlarımız başlayacak. Bu arada sahi bir saniye arkadaşlar, videoyu kapatıyordum, kendinize iyi bakın diyordum ama bir şey aklıma geldi. Geçen videoda ismini yazdıran benden zeytinyağı alacak olanlara birkaç abim, özellikle Anıl bize kanalda selam gönderir misin, ismimizi duymak istiyoruz dedilerdi. Ben de söz verdim, tamam söylerim abi dedim. Söylerim dediğim için söylemem lazım. Geçen videomda dedim ben aslında. Yağ alacak olanların birkaç kişi vardı. Onların isimlerine selam söyleyeceğim diye. Fakat video sonunda ben onu söylemeyi unutmuşum. Ulan sonradan bir vicdan yaptım. Söyleyeceğim deyip de söylemedim diye. Allah'tan kimse de gönül koymamış. Niye selam söylemedin diyen olmamış tekrardan. Söyleyeceğim deyip de söylememezdik yaptın Anıl diyen olmadı. Ama benim aklımda kalmasın. Şöyle arkadaşlar, defterim çantamdaydı. Şimdi getirdim yanıma. İsimler burada bakın. Arkada ikinci sayfa var. İkinci sayfada da var birazcık. Ben sizlere hemen hızlıca
Yani beni herkes takip ediyor buradan, zeytinyağı sipariş verenler. Selamlarımızı gönderelim. Soy isim vermeye gerek var mı? Vardır hadi. Cavit Gürleyen, Zeynel Vural. Bir tane abla aramış. Ablanın ismini soy ismini yazmamışım. Abla diye kaydetmişim. O abla kimse artık. Numarası var tabii ki de. Gencay abla, Mehmet Baykal, Bergama, Etem, Koray Gün, Beyhan Korkmazer, Levent Yıldırım, Giray Şaş, Emre Atabek, Hakan Çalışkan, İsmail Bilgioğlu, Mahmut Ergenç, Mert, Sinan Karadaş. Arka sınıf sayfamızı geçelim. Arka sayfada kimler varmış? Şöyle bir saniye arkadaşlar. Hilmi Sap, Alican Keskin, Atanur Bayrak, Abdullah Serdar Savaş. Kim asının soy ismini yazmamışım. Bu abilerim bana isim yazdıran kişiler. Abilerim, ablalarım bana isim yazdıran kişiler. 15 gün sonra falan tahminen zeytin sezonuna başladığımızda, zeytinyağlarımız çıkmaya başladığında, şu an bizim 7-8 parça zeytin tarlamız var. Hiçbirine daha toplamaya başlamadık. Artı 3 tane de ortak tarlamız var. Onları da başlamadık. Bunların hepsi dediğim gibi 2 hafta sonra falan toplamaya başlayacak. Daha sezon başlar başlamaz, zeytinler toplanmaya başlar başlamaz, İlk çıkarttırdığımız zeytinyağlarından taze taze erken hasat hemen listede ismini yazdıran kişilere ne kadar yağımız çıktıysa yettiği kadarına hemen doldurup bunların içinde 200 litre isteyen de var, 300 litre isteyen de var, 50 litre, 5 litre, 10 litre isteyen de var. Farklı farklı. Bunların hepsini ilk çıkan partimizden, daha geriye kalanları da ikinci çıkan partimizden o şekilde herkese zeytinyağlarımızı ulaştıracağız. Sizler de zeytinyağı almak isterseniz benden, siz de isminizi şimdiden yazdırıp deftere eklerim. Sezon geldiğinde hızlıca kargolayabilmek adına. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Sözümü tuttum. Her zaman aklıma geldiği sürece, unutmadığım sürece sözümü tutarım. Bunda da yine sözümü tutmuş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ekranın altında geçen telefon numarasına bana mesaj yazabilirsiniz. Oradan bizler de zeytinyağı almak istiyoruz, İsmimizi yaz diyebilirsiniz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.